Aa, gerçekten 20 liralık motivasyon Körler Sarlar Meeting Each Other programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size ben motivasyon vereceğim. Gerçi kelin ilacı olsaydı başına sürerdi. Kel ben oluyorum. Ama size bugün motive olacağım. Neden motive olacağım? Çünkü ben çok negatif bir insanım. Bütün arkadaşlarım da genelde bu huyumdan şikayetçidir. Şimdi ben sizin bütün böyle enerjinizi, motivasyonunuzu -1'leri, -2'leri çekeyim. Ondan sonra bakın bakalım bundan sonra motivasyonsuz olabiliyor musunuz? Hadi bakalım. Guys, şimdi öncelikle kendimden bahsetmem gerekirse hepsi küçüklük travmalarıma dayalı aslında. Dur, ben küçüklükten beridir hep böyle negatif aptal aptal böyle düşmanımın aklına gelmeyecek, şeytan aklına gelmeyecek, pişpişkellerin başına gelmeyecek şeyler yaşadığım için bugünlerde her zaman yaptığım işlerde 8 defa düşünüyorum. Ne yapıyorum mesela? Evden çıkmıyorum. Niye? Evden çıkarsam benim negatif enerjim, benim kötü enerjim karşı tarafa geçer. İşte bir uğursuzluk falan olur. Düz taban falan da değilim gerçi ama cenabet de değilim genel olarak. Yani niye bilmiyorum ama bende bir cenabet şansı var tabiri caizse. Evet, bende de var bu, niye ya? Şimdi olayı anlatıyorum nedir. Şurası bir kurusaydı biraz daha iyi hissedecektim. Küçüklükten beri hep bu var bende. Yerli malı haftası vardı küçükken. Bütün bizim şubelerimiz toplanıp da gidecekti. Yerli malı haftasının belası. Mesela az önce ne oldu biliyor musunuz? Beni videodan attı. Çok garip şekilde kayıttan attı beni. Bakın işte şansım. Görüyor musunuz? Mesela yerli malı haftası vardı dediğim gibi. Otobüs ayarlanacak. Bütün şubelerimize... Yerli malı haftasından nefret ediyorum. Çünkü ben her yerli malı haftasında hep aptal aptal meyveleri bana veriyorlardı. Aşırı canım, hala daha canım çok sıkılır buna. Bir yerli malı haftasında armut oldum. Annem de bunu çok iyi hatırlar. Beni armut yaptılar. Bir yerli malı haftamda ne oldum ben ya? Neydi o? Muz mu oldum bir kere de? Anamur muzu. Bak gene bütün sinirlerim tepeme fırladı ya. Diğer kızlara gidiyordu, şey veriyordu işte, çilek. İşte benim böyle şeftali. Ve onların böyle kafalarına böyle tatlı tatlı şey duruyordu. Bende armut duruyordu kocaman. Hep birlikte gideceğiz ABC'de, bilmem hangi şube varsa vesaire. Yarın malı gününe ben hazırladım sepetim, çantam, bohçam, her şeyim hazır. Saate bakıyorum, bir türlü şey saati, meeting saati, buluşma saati gelmiyor. Allah Allah, ne sıkıntı var acaba falan filan derken okula bir gittim ben. Artık erken de olsa gideyim dedim, arkadaşlarımla buluşurum orada. Baktım bizim bütün herkes toplanmış gitmişler, hatta yemişler. Toparlanıyorlardı artık, düşünün. Öyle bir şans benimki. Neden öyle olduğunu anlatayım. Bizim saatimizin pili bitiyormuş. Evdeki saatin pili azalmış, güçsüzmüş. O yüzden böyle yel kovanı, akrebi pek fazla ittirememiş. Ama ittirmiş yine de. Hani zaman durmamış da durup durup çalışıyormuş. Hep de çalışırken baktığım için şüphelenmedim. Saatin az önce şöyleydi, böyle oldu falan, şimdi saat demedim yani. Siz de olsanız siz de anlamazdınız. Salak salak şeyler yaşıyorum küçükten beri. Şey çok mesela oluyordu. Böyle... Eskiden şey çok fazla oluyordu. Şimdi artık otomatik olarak saat değişikliğini alıyor telefonlar, telefonlar ama... Eskiden bunu kendiniz ayarlamanız gerekiyordu. İşte kış saatine geçtiğinizde, yaz saatine geçtiğinizde. Ben çok bilirim mesela okula öyle geç kaldığımı. Böyle beli lastikli bir tane pantolonum vardı, okula giderken onu giydim. Allah belasını vermesin, gittim. Ne güzel, eskiden saat değişiyordu. Sabahın kör karanlığında mesela şey yapmıyordun. Mesela şimdi sabah 7 oluyor ama dışarıda gece 2. Tuvalette fark ettim ki pantolonu ben ters giymişim. Fermuar arkadaydı yani. Evet. Orada fark ettim. Bu da büyük bir travmadır benim için. Hep böyle pişmiş kellerin başına gelmeyecek olaylar başıma geldiğinden ötürü ben tabii ki de ne yapıyorum? Kendimi böyle bir çekmeye başladım. Her şeyin böyle bir negatifini düşünmeye başladım. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa, ya birisi çıkıp şunu derse, ya birisi şunu yaparsa, ya burada şöyle bir olay olursa, ya kaza yaparsam, trafik kazası. İşte 20 liraya psikoloğa gelirsen, Barış Zorba mesela şu anda 20 liralık psikoloğa gelmiş gibi düşünsün lütfen. Ben de bu videoda kendisine tavsiye ederim. Anksiyete işte bu. Evet. Başına gelmemiş olan şeyleri gelecekmiş gibi yaşamak. Falan nasıl yapacağım vesaire, hep bunları düşünürüm. 7'den 70'e düşünürüm. O yüzdendir ki böyle birileri beni çay kahve içmeye davet, binlerce daveti ektim. Size yemin ben ediyorum, binlerce ederim. Daveti ektim. Kime, nerede çakra borcum var, nerede tılsımlı taşlarla bir şey, şey yaptım bilmiyorum. At bokuna mı bastım artık, onu da bilmiyorum gerçi ama. Böyle bir yerde ben çarpıldım, benim böyle bir şeylerim var, bana arada gelip gelip gidiyorlar, beni yokluyorlar böyle falan. Şeydi ama ben bağıracağından uzaylılarla konuşuyorum diye.
Beni böyle bir yokluyorlar arada. Garip garip. Kim yani. Yokluyor ya? Neyse işte. Gerildim bak şimdi. Yani şimdi ben giderim buluşurum. Örnek veriyorum, kahve içiyoruz. Kahve içerken birdenbire kahve boğazına kaçtı, öldü. Hadi. Ben bunu düşünmek zorundayım, anlatabiliyor muyum? Oraya gittim. Nereye gittik? AVM'ye gittik. AVM'nin yandığında ne yapacağımı düşünmem gerekiyor. Diyelim ki deprem oldu. Ya yuh! Boğazına kahve kaçtı, öldü. Ben bunu düşünmek zorundayım abi. Ne yapacağım? Doğru. Ne yapacağız? Anksiyete işte. Diyelim ki tuvalette kilitli kaldı. Ah bitti. Ne yapacaksın Barış? Yürüyen merdivenlerde düştü, yuvarlandı, kolu bacağı kırıldı. Hayır yani çok kötü hissederim kendimi. Buna benim sebebiyet verdiğimi düşünüyorum. Ne yapacağız? Mesela ne? Neyse. Öyle bir şanssızlıktan bahsediyorum ki ben o yüzden bir insan içine pek fazla çıkmam. Bazı arkadaşlarım bunu şey olarak yorumluyorlar. İşte sen kötüyü çekiyorsun, o yüzden sana negatif enerji geliyor. Sen negatif enerjiyi çekersen negatif geliyor falan. Bunlar bence enerjiyle bir alakası da yok evet. Gerçi. Olmaz dediğim de oluyor çünkü. Aklıma gelmeyecek şeyler de olduğu için artık kafamı böyle buna yoruyorum. Mesela bir arkadaşım birisiyle buluşmaya... Mesela ben de öyle aşırı pozitif bir gün geçiyorum. Diyorum ki Allah'ım diyorum, bugün çok güzel olacak. Erken kalktım, çok güzel kahvaltı yaptım. Şöyle diyorum, bir evimi temizleyeyim, şunu yapayım, bunu yapayım, bilmem ne. Zınk. Bir şey çıkıyor abi. Bir şey çıkıyor ya. Çıkıyor yani bir şey. Gidecek tamam mı? First meeting'i. Hani ilk defa buluşacaklar, ilk defa gelecekler. Ben diyorum ki, bak diyorum aşka diyorum, bana çocuğun profilini falan atıyorsun. Bana diyorum adı, sanı, soyadı, şeyi, TC'si, bilmem neyse numarasını bile at. Süreli konum at derim WhatsApp'tan, 8 saatlik falan filan o şekilde at ki. Hani oldu ki kafana bir şey vurdu, kaçırdı seni bir yerlerde, doğradı moradı bir şeyler ama bu düştüm bayıldım biliyorsun hani. Çünkü bununla alakalı dillendirmek istemediğim bir olay oldu ki kimsenin haberi dahi olmadı. Yani onu ben gördüm, kimsenin haberi olmadığı gerçeğini gördüğüm için yani dedim biz daha dikkatli olmalıyız. Neyse. Hadi bu konuyu fazla açmayacağım. Yani her şeyin bir tetikleyicisi var bende. Kıyamış. Ben de oldum olası hep böyle negatif şans, böyle aptal aptal şanslarla yaşadığım için, böyle salak salak olaylar hep benim başıma geldiği için hep böyle temkinli davranıyorum. Her zaman temkinli davranıyorum. Sana... Taksiye binerim. Taksiye binmeden önce fotoğrafını çekerim, plakasını. Konumumu paylaşırım. Bindiğim taksi durağını yazarım. Duraktan binmeme şansım zaten yok. Otobüse binerim. Koltuk numaramı yazarım, mesaj atarım, plakasını atarım aracın. Hemen. Dışarı çıkarım. Eğer akşam karanlıktan sonra çıkartıyorsam, aslında böyle yaşamak da iğrenç bir şey bu arada. Gerçekten çok kötü. 155 daima açıktır. Böyle aramada hazır bekletirim orada. Hani böyle eğer birisi bir şey yapar. Ve yıllardır böyle bu arada. Benim çok eski izleyicilerim bilir mesela. Ben ne zaman gofreti çıkartacak olsam telefonumda hep 155'i açık tutarım. Hani öyle bir anda en kötü diyorum ki basarım, bir kenara atarım, bağıra bağıra konuşurum falan diye düşünüyorum hep. Sürekli böyle yaşıyorum ben de. Sınav mı gidilecek? İşte benim sınav merkezim bu arada çok uzakta oluyor buradan. Sabahın köründen yola çıkıyorum. Ha diyorum işte gidemezsem, giremezsem sınava falan ne yaparım, geri dönerim. Ha, canımı niye sıkıyorum ki bunun için? Hazır zaten psikolojim buna. Enerji veya değil. Ben psikolojik olarak kendimi sınava gidemeyecek olma ihtimalime karşı hazırlıyorum ki gidemezsem oturup bir köşede zır 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 ağlamayacağım. Yani niye ağlayayım? Kendi zamanımı niye buna harcayayım? Gidip başka bir şey için üzülürüm. Biraz mantıklı düşünün. Kendinizi hazırlayabiliyorsanız hazırlayın en kötüsüne. Enerji veya değil. 155'ten de aktarıyor gittiniz, diye biliyorum ama. Gittiniz örnek veriyorum. Bakkalda çatışma çıktı. Olmaz ya. Çıktı. Nereden bileceksin? Bugüne bugün işte ne bileyim bir kavganın ortasında kalan adam orada kavga olacağını bilerek mi gidiyor oraya? Hayır. Fal mı attı? Hayır. Diyelim ki kaldın çatışmanın ortasında. Ne yapacaksın? Ne yapacağız evet? Yalçın Çakır gibi şey şişesi mi fırlatacaksın milletin kafasına? Yarım saatte bekliyoruz. Burası savaş alanı gibi oldu. Hala var, sürekli kimse gelmedi. Teker bayi benim bitken. Arkada saklanıyorum ben. Lan geldi geldi. Teker bayi full zarara sokan abi geldi. Lan lan lan! Biliyorsunuz ki bu tekelciler savaşı. Hayır. Buna kendini hazırlamak zorundasın. Gibi gibi. Ahmet tamam. Abi tekel savaşı kendisi. Neden neler geldi başıma? Hepsini böyle anlatsam. Ben bir ara bunu artık bir şey haline getirdim. Alışkanlık haline getirdim. Ve dedim ki
Hani o kadar kötü bir gün ki bu. Bok gibi bir gün. Story atıyorum. Diyorum ki bugün de bok gibi. Ah, günaydın falan. Böyle yapıyorum. Örnek veriyorum. Çünkü negatif enerjimi karşı tarafa yansıtıyorum ki karşı taraf kendini pozitif hissetsin. Bak bak bak. Ben de ters psikoloji. Bak, 2 sene psikiyatri okumuşumdur. Ama o diplomayla gidip kendimi psikolog... Hayır. Karşıya negatif enerji. Ben de mesela şeyi çok seviyorum. Fotoğrafım böyle iğrenç bir fotoğrafımı paylaşıp güzel günler yazmayı çok severim ben de. Olarak nitelendiriyorum. Bak ama bak 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 bak. Bir gün benim o story'me birisi yanıt verdi. Allah bir paragraf yazmış böyle mesaj isteklerinden. Yedim be. Hey ya beton yetmez yemin ederim. Bir yazmış, bir yazmış. Bir anlatamam sana. Ne yazmış biliyor musunuz? Özetini geçeyim ben size. Ya diyor nereye bok gibi hayatın var diyor. Nereye bok gibi gün diyor. İşte diyor senin diyor annenin babanın durumu çok iyi diyor belli diyor. Sen İstanbul'da üniversite okuyorsun. Aa diyor bir de sen sosyal medyada tanınıyorsun. Muhtemelen annenin babanın durumu çok iyiydi. Demez mi? Allah'ım bunu bir alırsın ana mesaj kutusuna. Ona bir giydirirsin, bir giydirirsin. Küfür etmedim tabii ki. Niye küfür edeyim ki? Sonuçta tanımıyor beni. Ben her zaman... Benim DM kutumda hiç böyle şeyler yok bu arada. Allah bela versin. Hatta ben DM kutuma bakınca abi huzur buluyorum, mutluluk buluyorum. Böyle diyorum ki Allah'ım diyorum sen galiba bu sosyal medya içerisindeki en şanslı tiplerden bir tanesisin Pelin diyorum kendi kendime. En şanslılarından birisi. Ulan hep mi bir sevgi sözcüğü olur? Hep mi bir aşk sözcüğü olur? Hep mi bir şöyle de güzelsin, öyle de güzelsin, öyle değilsin? Ya abi bak bok gibi fotoğraf paylaşıyorum bak ciddiyim ya. Korkunç fotoğraflar paylaşıyorum ama ne mesajlar geliyor. Ne mesajlar geliyor? Yok böyle bir şey. Herkes de diyor güzel DM'lerini hiç okuyorum. Mesela ana mesajlarımı hiç okuyamıyorum artık. Arkadaşlarımdan, eşimden, dostumdan gelenleri hiçbir şekilde göremiyorum. Yaklaşık 5-6 aydır. Çünkü orası tamamen karman çormana girmiş durumda. Ama ben her zaman istek kutuma bakarım daima. Daima bakarım çünkü beni çok mutlu ediyor. İstek bir de çok komik insanlar var ya. Anormal gülüyorum. Diyorum, siz beni bu kadar tanıyabilirsiniz. Şuradaki ekranda gösterdim. Kadraj kadar tanıyabilirsiniz. Şuradan ilerisinde ne var bilmiyorsunuz mesela. Şey yapıyormuşum ben. Zincir sesi falan geliyormuş bir yerlerde. Şey diyor. Hi, I'm Dobby. Yani hani bilmemesi normal ama bilmiyorsan konuşma gerizekalı. Ben niye şimdi senin onu söyleyeceğini bildiğim halde gidip böyle bir story atıyorum ki salak mıyım ben? Ben bilmiyor muyum senden alacağım tepkiyi? İlk defa mı içerik üretiyorum sosyal medyaya? Salak herif. Neyse işte var yo anlattım. Hayatımda da ilk salak defa herif. Böyle bir şey yaptım. Dedim bak böyle dedim böyle. Şuradan şöyle çıktım. Buradan böyle girdim. Şurada şu olmasa böyle yapamazdım. Bu olmasa şöyle yapamazdım falan deyince çocuk bir üzüldü. Çok dedi özür dilerim kanka dedi. Hani bilmiyordum bilseydim söylemezdim hiç öyle görünmüyorsun. Ay nasıl görünebilirim peki? Nasıl görünebilirim peki? Ya mesela yani... şey mümkün mü abi? Benim yayında oturup mesela saatlerce burada oturup da ağlamam normal olabilir mi mesela canımın çok sıkkın oluyor? Ki şöyle söyleyeyim yani gerçekten geçtiğimiz ay, bu ay yani yemin ediyorum kendi kişisel hayatımdaki en böyle psikolojik olarak yorulduğum ay olabilir. Anormal ve herkes de sürekli olarak bir şey bekliyor tamam mı? Ve insanlar hatta böyle ulaşamayınca sinirleniyorlar, gönül koyuyorlar, markalar keza aynı şekilde. Ya kötü bir şey oluyor işte. Ya şey mesela insan istiyor tabii ki de. Hani mesela ben de şeyi çok isterdim. Sadece para benim motivasyonum olsun. İşte param olduğu için her şey harika gidiyor gibi davranayım. Çok isterdim ama ne yazık ki olmuyor. Yani insanın şahsi hayatında da sağlık problemleri çıkabiliyor, başka sorunlar çıkabiliyor, kötü olabiliyorsun yani. Ama mesela oturup da yayında herhalde saatlerce arkadaşlar böyle oldu, şöyle oldu, ben dayanamıyorum. İçim acıyor, kalbim acıyor, acıyor bilmem ne diye şey yapmıyorum yani. Ben de kendim mesela burada toparlamaya çalışıyorum tam tersine. Çünkü sosyal medya biraz da bunu yarıyor bana kalırsa. Ben mesela çünkü oturuyorum yayının başına 5 saat unutuyorum abi her şeyi. Oyunumu oynuyorum, sizinle konuşuyorum, bir şeylere bakıyoruz, biliyoruz, eğleniyoruz. Ki öyle olması gerekiyor bana göre. Sürekli olarak ne yapacağım abi? Sürekli size dert mi yükleyeceğim bir de üstüne? Sanki herkesin kendi hayatı yeterince zor değilmiş gibi. Sizin hayatınız zaten başka sebeplerden zor da, benim hayatım başka sebeplerden zor da. Ne yapacağız? Burada oturan birbirimize dert yükleyelim. Hep beraber. Hemen insanın bunu da bir düşünmesi lazım.
Şeytanın aklına geldi. Yok anam yok. Melek Subaşı'nın dediği gibi. Şeytanın aklına geldi. Tapalavere bırak. Öyle. Gelmez şeytanın aklına ya. Olmayacak şey benim başıma geliyor. O yüzden ben de insanlarla bir şeyimi paylaşmıyorum. Söyledim geldi mesela şimdi. Ben şimdi gittim. Bir olayımı anlattım. Ona benzer bir olayı yaşarım yani. Gelir başıma. Cenab-ı şansı. Bir ara ben birisiyle iş konusunda konuşuyordum. Hani bir girişim planım vardı. Bunun Taslağ'la alakalı münasebetimiz vardı hanımefendiyle. Kendisini çok sever, sayarım. Çok iyi bir insan. Ay kıza o kadar böyle negatif enerji verdim ki diyorum ki hani deprem oldu ne yapacağım? Diyelim ki işte muhasebeci yandı bitti kül oldu ne yaparım o zaman? Hani diyorum aklıma gelebilecek her türlü negatif şeyi söylüyorum. Kız bir ara illallah etti dedi ki. Ya dedi Barış dedi bir şey soracağım sana. Sen diyor niye bu kadar negatifsin? Niye bu kadar negatifsin Barış diyor bana. Yani bütün enerjimi aldın benim bu işe olan inancım gitti zaten şu an dedi. Ve dedi ki ben dedi kozmik enerjiyle ilgileniyorum dedi. Bir gün dedi senin Allah, çok ben de çok istiyorum ya. Bir bakalım. Bir enerji açığı vardır kozmik. Neyi çok istiyorum biliyor musunuz? İşte ben de mesela bunların beni rahatlattığını ya ben denedim çünkü denedim dediğim gibi bir video çektim zaten. O videoda göreceksiniz nasıl mutsuzum, göreceksiniz suratım nasıl asık, göreceksiniz. Göreceksiniz. Videonun adı bir günlüğüne o insan oldum, tamam mı videonun adı? Ben sabah erkenden kalkıyorum, kendime yulaflı kahvaltı hazırlıyorum, şükür listesi yapıyorum. Bilimum işte yogaydı, bilmem neydi, çakraydı, zartuzluklu onları yapıyorum. Dışarı çıkıyorum, yürüyorum. Ne kadar mutsuzum biliyor musunuz videoda? Ne kadar mutsuzum, kafayı yersiniz o mutsuzluğu gördükçe. Kız çıldırırsın ya. Ay gerçekten var ya. YouTube'a gelecek, onun editini ben kendim yapıyorum. Bir günlüğüne. De işte o açığı kapatırız. Saygınlık. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Sen de normale dönersin dedi. Bak 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 bak. Nereden nereye? Ay ben de tabii bir sevindim. Dedim yani oh şükürler olsun yıllardır var, sürmüyorum. Var var bir süreç bugün pozitif. Bugün bir çözüm buldum. Ertesi gün hallederim diyorum. Aylar geçti halen de halledemedik. Yani aylar geçti. Belki de yıl olmuştur bilmiyorum. Ama hiçbir şekilde onun konusu açılmadı. Böyle de şanssızım. Yani kendimi kurtarmak için çabaladıkça daha çok batıyorum. O yüzden kabullenmek daha iyi. Her şeyin en kötüsünü düşünmek daha iyi. Bence tavsiyemdir size en kötüsünü düşünün. Şimdi mesela... Ben de öyleyim bu arada. Kötüsünü mesela, düşünürsen eğer... Bu videoyu izliyorsan öyle telefonun düştü kırıldı. Kötüsü olduğunu üzülmezsin. Gelmez ama oldu ki kırıldı. Ne yapacaksın? Ne yapacaksınız? Bence telefonu bir yere sabitleyin de şimdi. İzlemeye devam edin. Ay çok sinirlendim. Kız pis yiyor tutuyor. Böyle şeyler çıktı. Yastığa koyamıyorum kafamı. Böyle yatıyorum. Diyorum ki Allah Allah diyorum. Keşke diyorum şöyle yapsaydım. İşte öbür tarafa dönüyorum. Diyorum ki nasıl böyle bir şey gelir başıma. Bu benim dikkatsizliğimle de alakalı olabilir. Belki it is okay. Ama değil. Hepimiz hayatımızda belirli oranlarda dikkatsizizdir. Ama o kadar da değil yani. Yazık günah. O yüzdendir ki herkesi ekerim böyle. Oturuyorum evimde. Nasıl? Çok güzel değil mi? Yani bir tane tripodla, bir tane işte şeyle, kamerayla. Bir tripoda, bir kameraya yenilecekler Barış Zorba. Yenilecekler. Sen nerelere geleceksin var ya. Ayla falan. Makyaj şeyiyle. Tabii aşk olsun göreceksiniz. Değil mi? Değil mi yani? Ay, biz mesela bunu çok enerji verdim mesela. Bir i̇şte nasıl iyi, ben değilim. Seni sorma. İşte çocuk falan. Fıstık öyle çoluk çocukla uğraşıyor falan derken pat. Sıva kafana düştü öldüm. Ya ben ömrünün sonuna kadar unutmayacağım o sahneyi. İyi misiniz? Böyle bir şey mümkün değil. Evimde oturuyorum böyle bakın. Böyle mal gibi duvarlara bakıyorum bütün gün. Böyleyim. Daha sağlıklı. Yani ben bazen mesela... Şey bilir misiniz siz? Canın çok sıkıldığı için uyumak. Yapar mısınız? Benim en çok yaptığım şey abi ciddiyim. Canım aşırı sıkılır ve uyurum. Yapacak hiçbir aktivite olmadığı için ben yatar zıbarır uyurum. Ciddiyim ya. Mesela şey diyorum, üf diyorum, film izleyeyim diyorum. Allah kahretsin filmde hiç keyif almıyorum. İşte ne bileyim yemek yiyoruz böyle Batu'yu. İki sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Hani günlük aktivite o. İki gofrete sarılıyorum. Sonra diyorum ki üf diyorum yapacak hiçbir şey kalmadı. İzin ben geri uyuyayım. Sonra ne yapıyorum? Geri uyuyorum. Ben koşa koşa.
Akli dengemi böyle yitirmem daha iyi. Birisinin başına getirdiğim negatif bir şeyle Ay. Ömrüm boyunca kendimi yemekten daha iyi de diye düşünüyorum. Duvarlarla bakışmam. Mesela ben duvarlarımı çok seviyorum. Aa, canım benim nasıl? Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Oo. Öyle yani. Aslında bu ciddi bir sorun. Ama evet yani. Yemek yemeye gittik diyelim. Yemek boğazınıza karıştı. Öksürdünüz kaldınız. Ben orada oldu ya bir kere Allah belasını vermesin. Arkadaşımla gittim Beşiktaş'ta bir şeyde oturdum. Benim de bir arkadaşımın kardeşi biz küçükken boğuldu abi. Yemeğe gittik hep beraber. Ne ağlamak ya. Öyle bir yiyordu ki ama zaten. Yan masadakiler geldi. Çocuğu böyle ayaklarından böyle salladılar. Ters çevirdiler falan. Görürüz. Ne deniyorsa artık o mekanlara. Pub mı deniyorsa, ölmedi canım, hayır kulüp mü yani. Deniyorsa, kulüp değil. Boğazına bir şey kaçtı, boğulur gibi oldu çocuk. Hani müzik çalıyor, oturuyorsun işte öyle bir yer. Oğlum, bilmem adını neyse. Ay gerizekalı aptal, sen git çerezleri yerken mısırın tanesini genzine kaçır. Sen orada bir öksürmeye başla. Kafam da birazcık şey böyle hani alkolün de etkisiyle tabii ki. Mal gibi kaldım, yemin ederim ne yapacağımı bilemedim. Paniğim. Ama panik değilim. Sakin olmak zorundayım çünkü bir kriz anı var. Yanlış bir şey yapmam gerekiyor. Ben kriz çözemem, böyle. Panik olurum. Su alabilir miyim? Ya suyu ne yapacaksın? Batı çöldeyim mesela. Suyu gerizekalı abdal soluna kaçmış. Allah'tan ki arkadaşım refleks olarak kendini yere atıp böyle... Kaylısır geçmiş hani oldu o... şimdiden dolayı. Pozisyonuna getirmişti de genizinden çıkarttık. ATT falan da yok. İlk yardım bilen kimse de yok. Bilse de sarhoş herkes. Öldü gitti, ne yapacaksın Barış? Bitti. Doğrusu evden devam ki bize Ferah. Ölümün sonuna kadar unutamam. Öyle bir şey. O günden sonra da zaten bir daha onunla gitmedim. Çok ısrar etti, sonra pandemi çıktı. Böyle de negatif bir insanımdır. Oo. Bir şey istemediğim zaman gerçekten olmuyor. Ben bir şey yapmak istemeyeyim, olmuyor. Mesela bu ikinci video kaydım. Öyle yani guys. Şimdi motivasyon konuşmam çok adı iyiydi. Altında yapmış olduğum negatif konuşmam bence aşırı bu kadardı. Iyiydi. Süper. Sizlere özet Kemal geçmem Kanka, gerekirse. Teşekkür ederim senin için. Şimdi birazcık da şey... Hiçbir şey... Evden çıkmayın. Duvarlarınızı güzel renklere boyayın ki duvarlarınızla konuşurken size daha ilgi çekici gelsinler. Sizin psikolojinizden önemli değil. Kendi psikolojinizi kendiniz bozun. Başkalarına bozmayın. Bakın ben mesela buna duvarlarla ben katılıyorum. Çok güzel. Ben bozabilirim abi. Başkası bozamaz benim psikolojimi. Diyor mesela nasılsın? Diyor. Çıt çıt ediyor mesela bazen gece yarısı böyle falan. Yapıyor bana. Anlatabiliyor muyum? Ay dur. Aranızda gerçekten psikolog olan vesaire varsa yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Sizi çıkartmak için peki boynumu kıtlatmam bu kaçıncı seviye delilik. Neyse öyle işte benim de kendi kendime bazen böyle geliyorlar işte bazen yokluğum falan. Vallahi selamlaşıyoruz çay. Öyle. Anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Psikolojinizi kendiniz bozun. Evet, başkalarını bozdurmayın. Allah razı olsun. Motivasyonunuz da bu yönde olsun. Negatifini düşünün. Ya ekonomi tavsiyesi. Bak ekonomi tavsiyesi. Taklit yeteneği. Muhteşem psikolojik danışmanlık. Artık daha bir insan ne yapabilir ya? Ne bilirse ne yaparım diye düşünün. Cevabınızı biliyorsanız gidin onu yapın. Bilmiyorsanız oturun evinizde. Kalkmayın gitmeyin bir yere. Hayırdır abi ne oluyor? Yani. Tabii. Mesela aniden nükleer bir bomba atılsa benim oturduğum mekana ben ne bok yiyeceğim sorusunu bilmiyorsanız kıçını kır evinde otur bir zahmet. Ne? Böyle düşünmek gerekiyor. Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım ki eğlenmişsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Ne bileyim yorum falan da yaparsınız. Zaten bunları söylememe hiç gerek yok ama yine de söylüyorum. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz yani sonuçta o kadar uğraşıyorum saatlerce yemek veriyorum hafızalar falan yetmiyor bazen falan fıstık öyle yani öyle bir söyleyeyim dedim teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Next.